Hucurat suresinin 5. ile 8. ayetleri. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Şurada ennehum şeddelini tutuyoruz. Hayrallehum, burada tenvindeki nun harfini lama çeviriyoruz. Şeddeli lam okuyoruz burada. Hayrallehum vallahu gafururrahim. Vallahu gafururrahim. Yine aynı burada olduğu gibi idgam bila hunne. Tenvin var. Sonra ra harfi gelmiş. Lam ra harfi tenvinden sonra gelirse bu ra'ları, lamları şeddeli okuyoruz. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Burada durduk. Şu uzatma işareti kırmızı olanları, şunları gördüğümüz yerleri dört elif uzatıyoruz. Buralarda ya metti muttasıl, ya metti munfasıl ya da metti lazım oluyor. Şurada şu üçünde metti munfasıl, şurada da metti muttasıl var. Yine aynı şekilde ince. Şurada ihfa yapacağız. Ses yenizden gelecek. Yine fasikun bi. Burada teminden sonra B harfi gelmiş. Burada iklab var. Bu teminin içindeki nun harfini mim harfine çeviriyoruz. Yine bir miktar tutup bir elif miktarı ses yenizden gelecek. Bine be in. Burada da ihfa yapıyoruz. Burayı bir elif miktarı uzatarak durduk. Çünkü vakıf halinde durduğumuz zaman böyle duracağız. Sonra geriden aldığımız zaman yine uzatarak devam edeceğiz. Şuraya kadar tekrardan okuyalım. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikun بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Şuradan devam ediyoruz. فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Yine entusibu, burada ihfa yaptık, ihfa yapacağız. قَوْمًا بِجَهَالَةٍ, temindeki nun harfini mime çeviriyoruz. Şuradaki gibi fasikum bi. B harfi geldiği zaman bu şekilde okuyoruz. Tenvin ya da sakin nundan sonra B gelirse o nun ya da tenvinin içindeki nunu mim harfine çevirip bir elif miktarı tutuyoruz. Bi cehaletin, burada da ihfa var. Fetus bihu, sat harfleri kalın. Yine uzatmalara dikkat ediyoruz. Fealtum nadimin deyip bitiriyoruz. Evet, bir daha okuyalım. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Buraya uzatma yaptık. Sonra en ne diye şeddeli nunları, şeddeli mimleri tutuyoruz. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ. Buraya gelelim. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ. Burada peltek bir harf var. فِي كَثِيرٍ. Burada nunu mime idgam ediyoruz. İdgam me'luhunne. Yine bir miktar tutup seskenizden gelecek. لَعْنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ. Buraya kadar durduk. Bir daha alalım. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ tüm velakin Allah. Durduk. Şimdi buradan tekrardan alalım. Devam edelim. Velakin Allah habbebe ileykumul imana ve zeyyenehu fi kulubikum. Velakin şeddelini tuttuk. Habbebe ileykumul imane ve zeyyenehu. Burada zamir var. Zamir kendisi harekeli, ötreli ya da esreli. Sonrası öncesindeki yani makablinde bulunan harf de harekeli ise fark etmez. Üstün esre ötre. Bunu uzatarak yani bir elif miktar uzatıyoruz. Meti tabi yapıyoruz. Burada durduk. Bir daha buraya kadar okuyoruz. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أولئك هم الراشدون. Şurada kasır var yani ula değil ula şeklinde okuyacağız, tamam mı? Şurayı uzatmıyoruz. Fadlen minallahi ve ni'meh. Fadlen minallahi ve ni'meh. Tenvinli bir harf ya da cezimli bir nun harfi gördüğümüz zaman illaki bir tecvid kaidesi var. Burada mimi katıyoruz. Fadlen minallahi ve ni'meh. Vallahu alimun hakim. Vallahu alimun hakim. Mesela burada temim var. Sonrasında boğaz harflerinden ha gelmiş. 6 tane boğaz harfi var. Ha, ha, ayn, gayn. Bir de elif harfiyle, hemzeyle, h harfi. Bunlar boğazdan çıkan alt harfler. Bunlar temine sakin ondan sonra gelince düz okuyoruz. İzhar diyoruz buna. Evet, manasını görelim. وَلَوْ اَنَّهُمْ شَايَتْ onlar صَبَرُوا sabretselerdi حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ ta ki onların huzuruna sen çıkıncaya kadar لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ onlar için daha hayırlı olurdu. وَاللّٰهُ غَفُورُ رَحِيمُ Allah bağışlayandır, şefkat sahibidir.
Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İn caekum fasikun, fasık bir kimse, bi nebein, size bir haber getirdiği zaman, fetebeyyenu, o haberi araştırın. En tusibu kavmen bi cehaletin, bilmeden, cahilken bir kavme zarar verirsiniz. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin, ve bu yaptığınızdan dolayı da sonradan pişman olursunuz. Pişman olmamanız için, işte yoldan çıkmışın biri size haber getirdiğinde o haberin doğruluğunu araştırın. Ve'lemû, bilin ki enne fîkum Resûlallah, Allah'ın elçisi aranızdadır. Lev yuti'ikum fî kethîri minel emr la'anittum, birçok işte Allah'ın Resulü size uysaydı la'anittum, yani kötü olurdunuz, pişman olurdunuz. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ, fakat Allah, حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ, İmanı size sevdirdi. وَزَيَّنَهُ, ve süsledi. ف۪ي قُلُوبِكُمْ, kalbinizi onunla süsledi. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, ve küfre dönmeyi, fasıklığa ve isyana dönmeyi de kötü gösterdi. اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, İşte onlar raşit olanlardır. Doğru yolda olanlardır. فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan bir lütufla, ve ni'me, bir nimetle. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ, Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibi olandır.